Radyasyona Karşı Milli Kalkan, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir grup öğretim üyesince yapılan çalışmalarda borulu çimentoların diğerlerine göre %75, nanoteknoloji ile kaplanmış borulu tuğlaların ise diğerlerine göre %400 radyasyonu önlediği ortaya koyuldu. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Erdoğan, "Bizim yaptığımız borulu çimentoların normal çimentolara göre %75 daha fazla nötron tutuculuğu olmaktadır. Bu çimentoların ülkemizde yapılacak olan nükleer santraller için vazgeçilmez bir yapı elemanı olacağı ümidindeyiz. Nanoteknoloji ve bor birleşiminden ortaya çıkan tuğla, normal tuğlaya göre 4-5 kat daha fazla radyasyonu tutmaktadır. Bu tuğlaların basınç dayanımı da çok yüksektir." Fakültenin Kimya Bölümü Başkanı ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yunus Erdoğan başkanlığındaki grup, Türkiye'de %56'sı Kütahya'da bulunan bor madeni ve atıkları üzerinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Erdoğan, dünyanın en zengin bor yataklarının Türkiye'de bulunduğunu söyledi. Erdoğan, ekibin bu çalışmaya iddialı da olsa radyasyona karşı Milli Kalkan ismini koyduklarını anlattı. Bu borulu çimentoların dışında borulu tuğlalar da geliştirdiklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti. "Bununla ilgili olarak çok çeşitli tuğlalar geliştirdik. Ayrıca bu borulu tuğlaları nanoteknoloji ile kapladık. Nanoteknoloji ve bor birleşiminden ortaya çıkan tuğla normal tuğlaya göre 4-5 kat daha fazla radyasyonu tutmaktadır. Bu tuğlaların basınç dayanımı da çok yüksektir. Bu tuğlaların nükleer enerjinin kullanıldığı bütün alanlarda bir kalkan olacağı düşüncesiyle üzerinde çalıştık. Bu konuda ben, yardımcı doçent doktor Fatih Şen, yardımcı doçent doktor Ferda Özmal, Yunus Yıldız, Gaye Başkaya, Esma Erken ve Handan Pamuk'tan oluşan araştırma grubumuz projeyi tamamlamış bulunmakta." Dünyanın en zengin bor yatakları Türkiye'de bulunmaktadır. Yaklaşık dünya bor rezervinin %75'ten fazlası Türkiye'dedir. Türkiye'deki bor rezervlerinin de %56'sı Kütahya'da bulunmaktadır. Bu bor rezervleri işletilirken, bu üretim yapılırken de 3,5 milyon tondan fazla atık oluşmaktadır. Bu atıkların değerlendirilmesiyle ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Bu konuda birinci olarak yaptığımız çalışmalar borulu çimentolar. Yaptığımız borulu çimentolar nötron tutucu olarak askeri sığınaklar için ve nükleer güç santrallarında ve çevresindeki radyasyon, özellikle nötron kaçaklarını önlemek için kullanılabilecek basınç dayanımı yüksek, nötron tutuculuğu fazla ve nükleer enerji için vazgeçilmez bir yapı elemanı olarak kullanılabilecek bir çimentodur. Türk boruları hiçbir zaman Türk borularından dünya vazgeçmeyecektir. Yeryüzünde nükleer enerji olduğu sürece, özellikle bu nükleer enerjide radyasyon kaçağı, radyasyondan da nötron kaçağı olduğu sürece Türk borularına daima ihtiyaç vardır. Türk borularıyla yapılmış olan yapı malzemelerine ihtiyaç vardır. Bu yapı malzemelerinin başında çimentolar gelmektedir. Bizim yaptığımız çimentolar normal çimentoya göre %75'ten fazla daha nötron tutuculuğu fazla olmaktadır. Ve bu çimentolar ülkemizde yeni kurulacak olan nükleer santrallar için vazgeçilmez bir yapı elemanı olacağı ümidindeyiz. Dolayısıyla burada bu çalışmamızın milli bir yarar sağlayacağı bir gerçektir. Hatta bizim çalışma grubu arkadaşlarımız bunun için çok böyle biraz da iddialı bir isim koymuşlardır. Radyasyona Karşı Milli Kalkan. Dolayısıyla borulu yapı malzemeleri. Bunun dışında borulu çimentoların dışında borulu tuğlalar. Bununla ilgili olarak çok çeşitli tuğlalar geliştirdik. Ve bu geliştirdiğimiz borulu tuğlalar içinde ayrıca bu borulu tuğlaları kaplamalarla yaptığımız borla yapılan nano teknolojik kaplamalarla dolayısıyla nano teknolojiyle konunun
birleştirilmesiyle ortaya çıkan nanoteknolojik kaplanmış borlu tuğlalar. Normal olarak normal tuğladan 4-5 kat daha fazla radyasyon tutmaktadır ve bu tuğlaların dayanımı da, basınç dayanımları da aynı zamanda yüksektir. Bu tuğlaların da nükleer güç santralları için veya nükleer enerji ve radyasyon bulunan bütün ortamlar için vazgeçilmez bir kalkan olacağı düşüncesiyle çalışmalar planlanmış ve bu konuda Profesör Doktor Yunus Erdoğan, Yardım Doçent Doktor Fatih Şen, Yardım Doçent Doktor Ferda Özmal, Yunus Yıldız, Gaye Başkaya, Esma Erken, Handan Pamuk'dan ibaret olan bir araştırma grubu bu konuda bir projeyi tamamlamış bulunmaktadırlar. Bu projenin ülkemiz için çok yarar sağlayacağı ümidindeyiz.